Öpmem lazım şarkınızın hikayesi ve esin kaynağı nedir? Radyoda her çalmaya başladığında bir sağa bir sola kıra kıra öpmem lazım her santim tek 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 diye dans etmek pek keyifli. Ne mutlu bana. Çok eskiden yazdım ben Öpmem lazım'ı. Tam şeyi hatırlamıyorum. Ama şunu hatırlıyorum. Ben ilk yazdığımda 98 yani şöyleydi. Öpmem lazım her santimini tek 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 tek. tek, tek Sonra Cihan Güngör dedi ki gel bunu biz dört dörtlük yapalım. O oynaklığını başka bir oynaklık kuyusundan yaşatmış olduk. Bu da konserlerde favori şarkım diyebilirim. Çünkü herkes ayağa kalkıyor ve oynamaya başlıyor ve bunu izlemek çok eğlenceli. Hoş geldin Diva bebemiz. Sesinde nasıl bir hüzün var anlatsana biraz etkisinden çıkamıyorum asla. Vallahi ben de bilmiyorum çünkü nasıl bilebilirim ki ama duyuyorum, ne demek istediğinizi anlıyorum. Bazen ben de bazı performanslarımı dinlerken böyle bir gözlerim dolu dolu oluyor. ''Ay neler oluyor şu anda burada?'' diye içimden geçiriyorum. Yani bilmiyorum, var işte öyle Allah vergisi. Ee, ben kendim de herhalde hüzünlü birisi olduğum için sesimi de sinmiş diyeyim. Hoş geldiniz Meike Hanım. Sizin şarkılarınız dinlerken bir rahatlık kaplıyor içimi. Ruhumu dinlendiriyorum. Bunu garipsiyorum aslında. Hüzünlenmem gerek oysa. Soruma gelecek olursam şarkılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz? Hangi ruh hali içinde yazıyorsunuz? Hepsi değişiyor aslında. Ama genelde beni şarkı yazmaya iten duygu hep şeydir. Anlaşılmadığımı düşündüğümde şarkı yazıyorum. Yani ne yapsam anlamayacak bari şarkı yazayım gibi başlıyor. Ya da kendi hayatımla ilgili müthiş bir keşif yaptığımı fark edersem Hadi bunu biraz şarkılaştırmaya çalışsam nasıl olurdu diye düşünüp de yazıyorum. Ben bütün bunları konuşurken arkadaşımız da yazdığı için <laughs> kendimi susturucu takılmış gibi konuşuyorum. Normalde çok daha budur budur bir karakterim aslında belki biliyorsunuzdur. Rahatlık kaplamasıyla hüzünlenmenin aynı anda olmasını da anlıyorum. Bana da aynı şey oluyor çünkü. Öncelikle sözlüğe hoş geldiniz. Nasıl gibi müziği kuvvetli, milyonların dilinde yer tutmuş bir nakarata sahip olan şarkıyı nasıl keşfettiniz? Mabel Matiz böyle bir bestem var, hadi buna söz yazalım. Senin yeni albümün de yer alsın mı dedi. Biraz şarkının hikayesinden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Not, bu arada kimse bu şarkıyı sizin kadar güzel seslendiremezdi diye düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> Oradan başlayayım. Nasır'ı Mabel ne zaman yollamıştı? Ben albüme başlamamıştım muhtemelen. Bir mail yoluyla geldi, ben dinledim ve dedim ki... ...Omg. Gerçekten bunu bana mı düşündün dedim. Ondan sonra da ile beraber parçanın aranjörü Sabi'nin stüdyosuna gittik, Sabi Altay'ın. O da bu bahsettiğiniz e, kuvvetli düzenlemeyi yaptı. Yani nasıl desem, albümümüzün zaten en çok dinlenen şarkısı. Benim kendi külliyatımda da e, tepelerde dolaşıyor. Konserlerde efsane akıyor. Her söyledikten sonra zaten içimden Mabel'i düşünüp yüz kere falan teşekkür ediyorum. Şey olarak da ilginç bir deneyimdi bu arada. Nakaratı boş gibiydi şarkının Mabel'lik yolladığında. Sonra ben şöyle bir şeyler mi acaba diye yazdım. Mesela onları hiç beğenmedi. Sonra ben anladım onun matematiğini biraz. Sonra da denedim, denedim e, ve ortak bir yolda buluştuk. Sonrasında da hadi biraz daha beraber bir şeyler yazalım, ortak bir şeyler yapalım. Damarımızı da fokurdattığı için Nasır muhtemelen kariyerim boyunca hep özel hatırlayacağım bir şarkı. Hem de bana çok sevdiğim bir dost kazandırmış olduğu için de aynı zamanda. Pilav üstü sulu yemek sever misin? Yemeğin suyu pilava karışınca hoşlanmayanlardan mısın yoksa aşırı severim. Hatta keşke sulu yemeklerin sadece suyunu <laughs> pilava döküp onu yesek. Abartmayayım de suyu. Ya mesela nohut, kuru fasulye onları pilavın üstünde söylerim ev yemeği coşkusuna kapıldığım zaman. Reklama aylık ne kadar harcıyorsunuz? Reklama aylık para harcamıyoruz. Çünkü Melike Shine organik büyüyen bir markadır. Hoş geldiniz. Sizin de son zamanlarda iptal edilen konseriniz var mı? Malum ahlak, güvenlik, dini değerler vs. çok kolay bozulabiliyor. Ay evet bunları son dönemde üst üste gördük. Nedense sürekli kadın sanatçıları üzerinden yaşatılıyor çeşitli sebeplerle inanılmaz sinirlenerek takip ediyorum. Çok fazla saçma şey var. Bu da onlardan bir tanesi olarak hayatımızı yerini aldı. Benim şu an olmadı ama benim yani benim başıma gelip gelmemesinin çok da bir önemi yok. Çünkü başka birisinin başına gelmesi de benim başıma gelmesiyle aynı sinir bozuculukta bence. Dişlerinizi yaptırmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Bu soruyu cevaplamak istedim çünkü bence biraz ayıp. <laughs> Dişlerimi yaptırmayı asla düşünmüyorum. İleride düşünürsem belki yaptırırım. Aa çok önemli. Buradan diş doktorum teyzeme de <laughs> selam söylemek isterim. Dişlerimi niye yaptırmam gerektiğini düşünüyorlar onu da anlamıyorum bu arada. Ben. Neden yaptırmalıyım sizce? Bunlar önde diye mi? Bana yolunda gibi geliyor ya işler. Şahane Kadın hoş geldin. Hoş bulduk. Sahnede bazen öyle değleşiyorsun ki mahvoluyoruz o sesle, o sözlerle. O ruhunu sen nasıl zapt ediyorsun? Bizimkiler zaten Allah'a emanet. Vallahi ben nasıl zapt ediyorum? Bana sorun. Gerçekten zaten sormuşsunuz da. <laughs> Ay çok zor. Ya bir yanıyla kolay, çok sevdiğim için sahnede olmayı, şarkı söylemeyi. Ama bir yanıyla da bu kadar iç kuyularımın, dehlizlerimin yazdığım şarkılarla sizle paylaşıyor olmam eş zamanlı olarak. Ya, yani tuhaf bir durum. Zapt etmeye çalışıyorum bir şekilde elimden geldiğince. Belki bir gün edemem. Edemezsem uyarırsınız. <laughs> Abla ne oldu diye. Harbiye tarihi belli olsun artık Melik yazmışsınız. Dün belli oldu ama şimdi söyleyemem. Sadece Eylül'de olacağını söyleyip yüzümde güller açaraktan diğer soruya geçiyorum. Hoş geldin. Kilo verme serüveni nasıl gidiyor? Kilo verme serüvenim olmadı. Sadece spor yapıyorum. Bir buçuk senedir düzenli olarak. Ve düzensiz besleniyorum. Ve alkol falan da kullandığım için ancak bu kadar <laughs> oluyor diyeyim. Beslenme alışkanlıklarımı değiştirmedim. Keşke yani değiştirsem çünkü gerçekten kötü beslenen birisiyim. Bilinirliğin arttıkça seni sen yapan ruhunu kaybedeceğinden korkuyor musun? Korkmuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Yüreğimiz parçalanarak dinliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Hem gülümseyip hem şarkı söylemeyi nasıl başarıyorsunuz? Sanırım ülkede bunu yapan tek şarkıcısınız. Ya bana da çok garip geliyor. İzlerken ben de şaşırıyorum. Bazen şarkının tiz yerlerinde böyle teknik olarak gülümsemek mesela işe yarar. O zor yerlere çıkmayı kolaylaştırır. Ama ben ya yani genel olarak başından sonuna kadar hep şöyle bir halim var. Çünkü o kadar kalabalık sizi yani yazdığım şarkıları söylerken gördüğümde çok mutlu oluyorum ve bu mutluluk Büyüktür, <laughs> bunu da böyle cevaplarız. Büyüktür bir sürü şey olduğu için gülerek söyleyesim geliyor. Yani özellikle yaptığım bir şey değil. içimden öyle çıkıveriyor. Kederini her göğe fırlatışında eski yerine göğsüne mi düşüyor hala? Çok tatlı bir soru. Çok romantik. E, bilmeyenler için Bir Fırlatsam adlı şarkıma burada gönderme yapılmış. Vallahi son dönemde çok göğsüme düşmüyor. Yalan söylemeyeceğim. Ee, yavaş yavaş havaya, karışmaya, buharlaşmaya başladı bir takım kederlerim. Çok da kederli bir durumda yaşamadım tabii, onu da hani yalan atmayayım da. Artık çok göğsüme oturmuyor gibi, şükürler olsun. Çünkü yeterince oturdu. Bir kez daha tekrar ediyorum. Duygular ve davranışlar arasındaki tutarsızlık duyguların içtenliğini gösterir demiş Tolstoy. Ha. Ben siz sahnede izlerken bunu görüyorum. Duygular ve davranışlarınız çok farklı. Neden? Ya dediğim gibi o şarkıları yazdığım zamanki halimle aynı insan değilim. Tabii ki aradan kaç yıl geçti. yanında da benim de kariyerim böyle adım 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 büyümüş oldu. Ben şarkıları eşlik eden insanlar gördüğüm zaman delicesine, mutlu olduğum için gülümseyerek söylüyorum. Bazı insanlar bunu tutarsızlık ve nasıl böyle bir şey olabilir? İşte şarkının anlattığı şeyle kadın başka gibi yaşatıyor. Yani öyle görmeye devam edebilirler. Sizin de bunu içtenlik olarak okumanız hoşuma gitti ama her şeyden öte ben bunu bir tutarsızlık olarak görmüyorum. Bence tutarsız hiçbir şey yok. Zaten ben yazmışım, ben söylüyorum. Ben de böyle bir insanım. Gerçi benim de Tutarlı bir insan olduğumu söylenemez. Biraz evet, delimsek ve şöyle şöyle bir yapım var. Yani paket bu, kasa bu. Böyle çıkıyor. Bazı kliplerinizin başında kanayan gül sembolü var. Bir anlamı var mı? Kanayan gül değil aslında. <laughs> Ağlayan bir göz ve bir gül tutulmuş. O benim logom. Oğuzcan Pelit tarafından tasarlandı. Çok seviyorum logomu. Söylediğiniz ilk şarkıyı hatırlıyor musunuz? O anki hislerinizi paylaşabilir misiniz? 5. sınıftan mezun olurken böyle balo gibi bir etkinlik yapılmıştı tabii ki. Ve sesi güzel olan arkadaşlarımızla şarkılar söylemiştik. Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı, Ben Sende Tutuklu Kaldım ve Zeki Müren'den Biz Ayrılamayız adlı şarkıları icra etmiştim sanırım icra etmiştim derken çok şey oldu yani söylemiştim. <laughs> Ama topluluk önünde ilk defa orada ya yani elimde mikrofon tuttuğum ilk an galiba o. Bunun VHS'si var ben bunu hala günümüz dijital ortamlarına aktartamadım. Ne olur birileri elimden tutsun ve bana bunu hatırlatsın. Çünkü mükemmel bir TVT içeriği olabilir. Ben de ağlarım izlerken. Ben genel olarak birden çok müzik türünü başarıyla harmanlayabilen sanatçıları çok beğeniyorum ve sizin de Türkiye'de bunu başarabilen nadir sanatçılardan olduğunuzu düşünüyorum. Siz kendi müziğinizin hangi türe ait olduğunu düşünüyorsunuz? Bana türmüş gibi gelmiyor açıkçası benim yaptığım müzik ya da böyle e, doğu batı sentezi, işte dönem sentezi gibi okumuyorum yaptığım şeyi. Çünkü genelde o şarkının nasıl bir his bırakmasını istiyorum insanlarda ona kanalize oluyor beynim. Böyle tür tür yaklaşmıyorum pek. Yaklaşsam belki daha kolay olurdu. Biraz da prodüktörlerim, aranjörlerim, beraber çalıştığım insanların vizyonları ve şarkıyı onlara emanet edebilme kapasitem üzerinden şekilleniyor benim sound'um. Ona da bir isim bulduk Akdeniz Arabesk diyoruz ama işte böyle nasıl diyeyim hem çok kederli bir yolda yürüyormuşsunuz gibi ama tatlı bir deniz esintisi yüzünüze vuruyormuş gibi ben müziğimi böyle anlatmayı daha çok seviyorum. Böyle başarılı bir çıkış albümünden sonrası gelmeyecek diye korkuyorduk ama Rüzgar da gayet iyiydi. Var mı yeni albüm planı? Var. <laughs> Ay artık kaşınmaya başladım canım stüdyoya girmek istiyor. Kayıt yapmak istiyor. Yeni birkaç tane hatta bir sürü şarkıya başladım. Hiçbirini bitirmedim. Galiba o böyle başka bir mod gerektiriyor. Şu anda nedense elim ha ben buna noktayı koydum diyeceğim bir yerde değil. Şu anda kendi kendilerine pişiyorlar. Kısık Ateş'te. 2022 bitene dek merheme iki tane daha klip çekmeyi istiyorum. 2023'ün başıyla beraber de yeni şarkılarımı siz sevenlerimle paylaşacağım inşallah. Bir yanda herkesin dinlediği sanatçılardan o verdiniz. Elbette bunun bir geçmiş kökleri de vardır haliyle. Melike Şahin olmak zor mudur? bir tık. Melekeşen yani olur mu, doğulur mu? Olunur. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Tabii ki geçmiş kökleri var ve buraya şey ezel kazıdık tırnaklarla sokalım mı? Bilemezler. Hayır. Sokmayalım. Sokalım. Kazıdık tırnaklarla ya. <laughs> kazıdık tırnaklarla ya. Hayranıyım. Mimikleri, enerjisi, samimiyeti, marjinalliği, sesini, tonu, şarkı sözleri, dansları. Müthiş bir kadın. Çok başarılı bir sanatçı. Konserine gidip dinlemeyi çok isterim şu zamanda şarkılarını söylerken hisseden yaşayan ve bunu karşı tarafa geçirebilen ender çıplak seslerden var ol. Çok teşekkür ediyorum. Hakan B1. İnanılmaz. Büyük bir yalanla başladı. Olumsuz komentim. Sesi canlı da hiç iyi olmayan şarkıcımsı. En önemli şarkısı olan Delikan'ın nakarat kısmı can alıcı kısmıdır ve orayı dayı söyleyemeyip hep seyirciye mikrofon uzatır. Geleceğin Sezen'i filan da değil. Aa öyle bir iddia mı var? Sesimin canlı çok iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. İsterseniz şimdi de Delikan söyleyebilirim. Yazdığım şeyi bütün salon 3000-4000 kişi söylediğinde ne yapayım? Hiç bırakmayayım mı mikrofonu? Böyle durayım mı mesela? Hani bu da yeni çıktı. Şarkıları kendisi söylemiyor. Dinleyenlere söyletiyor diye. Yani tamamen olumsuz kasmak için olumsuz kasılmış bir yorum gibi geldi bana. Geleceğin divası olacak kişi. O yüzden bebe şeyini ekledik oraya. Yağmurumsu bir şeyler. Teşekkür ederim. Bu kadının bir şarkı söylerken ya ne söz yazmış <laughs> seriflerini anlamıyorum. Bir de kimin kendisini diva bebe ilan ettiğini. Beni Burçines'in Diva ilan etti. Diva bebe ilan etti pardon. Hatta Diva bebekti de sonra kesini çıkardı. Hoşuma gitti, kullanıyorum. Herkesin hoşuna gitmek zorunda değil elbette. Şarkı söylerken evet yav ne söz yazmışım ve tufasına düşerim. Tufa da değil, güzel bir yer bence düşmek için. Niye düşmeyeyim ki? Hmm. Çok güzel başladı bu. <laughs> Şarkıcı falan değil, sanatçıdır. Yolu çok açıktır. Sesli sözleri, şarkılarındaki tınılar harika. Tebrik ederim. Uzun süre iktidarda kalmak. Teşekkürler. Birçok şeyine katılıyorum bu arada. Başıma bir şey gelmeyecekse aşırı itici bulduğum birisi olabilir. Arabesk buluyorum kendisini. Fazla pompalanıyor. Bu kadar reklamının yapılmasını antipatik buluyorum kendi adıma. Reklamının yapılması herhalde herkesin paylaşmasını mı diyor sorular falan. Yeni Sezen Aksu değil olsa olsa bu ikinci Zeynep Bastık derim. Benim yeni Sezen Aksu olacağımla ilgili bir tartışma döndü de ben mi kaçırdım? Nereden çıktı bunlar? <laughs> yani minik serçeyle mukayese edilmemiz wow! Onur duyarım. Sezen Aksu'yu daha birkaç yıldır popüler olan biriyle mukayese etmek akla zarar olur. Bunu duymak bile saçma. Burada kesinlikle katılıyorum. Okumadan söyledi. Herkes hemen biraz tarzları benziyor diye birilerine benzetmeye çalışıyor. Kolaya kaçmaktır bu. Kesinlikle katılıyorum. Birine benzediğimi de düşünmüyorum bu arada. Orijinalinde niye olan coverlar. Nilipek, bir gün beni arzularsan gel. Aşk acısı çekenlere tavsiyeler. Melike Şahin şarkıları belki bir tık. <laughs> i̇yi gelebilir. Ben kimim de tavsiye veriyorum. Ekşi itiraf. Sahnede bazen ağladığımı düşündürtecek kadar gözlerim akıyor. Ama ağladığım için değil, alerjim olduğu için Heyze. Ee, ama bazen birkaç şarkı şey yapıyorum, hani müdahale etmiyorum gözyaşlarıma. <laughs> Sonra da insanlara diyorum ki ağladığımı düşündünüz ama ağlamadım. Alerjim var. Meki Şahin şarkılarına geçen muhteşem sözler. Benim en beğendiğim galiba şey hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün. Grup üyesi olarak katılmak istenen müzik grubu. Ben grupta ne yaparım? Back vokal olurum herhalde. Şey iyi olabilir, geçenlerde Jungle konserine gittik. Orada back vocal olmak isterdim. Büyük kalite yaşanıyor. Jungle'a back vocal olmak isterim. Bir konserde yaşanabilecek en dumur olaylar? Ay başıma gelmedi Allah saklasın ama e, düşmekten, çeşitli freakiklerden, nahoşluklardan, kablolardan çok korkuyorum. Allah saklasın. Nazarlardan, belalardan. Gelecekteki sevgiliye not? ama ben şu anki sevgilimle okuyayım, Gelecektekini gelecekte düşünürüm. Beyoğlu denince akla gelenler. Hayatım, çocukluğum, gençliğim ve şimdi galiba taşınmak durumundayım. O yüzden de bir tık üzgünüm açıkçası. Beyoğlu'na veda edeceğim. Rehberde kayıtlı olmayan numarayı açmamak. Bunu sadece öğlense açıyorum ve hani kargo bekliyorsam tanımadığım numaraları açıyorum ama normalde açmamaya çalışıyorum. Çünkü Melike Hanım'la başlayan ve sonunda beni mutlu etmeyen çeşitli taleplerle bitiyor telefon konuşmaları. Şey oluyormuş ya hakikaten. Böyle çok eski işte eş dost akraba bir anda Melike Hanım Melike Hanım Melike <laughs> diye fışkırabiliyor telefonla. Aşkı anlatan gelmiş geçmiş en iyi replik. İşte neydi ben toprak olacağım sen olacağım. olacaksın yalnız sonu. <laughs> Güzel anlatıyor. Güne bir şarkı sözü bırak. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucundan göz bebeğini. Her şeyin bedeli var güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir öde firuze